Merhaba arkadaşlar, Torna uygulama parçamıza stok atama işlemiyle devam ediyoruz. Stokumu oluşturmak için parçamın üstüne sağ tıklıyorum. Burada bulunan Machine Part Setup'a giriyorum. Ve gelen sayfamı onaylıyorum. Açılan stok sayfasında ilk ikon olan stok oluşturma ikonuma tıklıyorum. Ben bu Torna uygulama parçam için bir silindirik stok ataması gerçekleştireceğimden dolayı stok tiplerinden silindiri seçiyorum. Select'ten Axis bölümünden stokumun merkez eksenini kendim belirleyebiliyorum. Stokumun etrafında bulunan oklar yardımıyla stokumun ölçülerini dinamik bir şekilde girebildiğim gibi buradan da stokumun ölçülerini girebiliyorum. Stokumun çapını 110 mm girdikten sonra bu ölçülerimin dinamik bir şekilde değişmesini istemiyorsam yanındaki kilit sembolünü aktif ediyorum. Gördüğünüz üzere okumu dinamik bir şekilde hareket ettiremiyorum. Stok uzunluğumu giriyorum ve ön yüzeyinden de 2 mm bir pay bırakacağımı söylüyorum. Operasyonumu onaylamak için sağ tık OK diyorum ve operasyonumu onaylıyorum. Parçamın üzerinde transparan bir görüntü olarak stok atamasını gerçekleştirdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.